kitap bir yazar projesinin konuğu yazar Metin Köse oldu. Üniversite kütüphanesinde bulunan Sezer Güleç Sanat Galerisi'nde öğrencilerle buluşan, aynı zamanda Safranbolu ilçesiyle ilgili de Aç Kapıyı Ben Geldim romanını kaleme alan Köse, öğrencilere kitap yazmanın inceliklerini anlattı. Kütüphane Daire Başkanlığı'nın bir programı var. Her ayda bir yazar, böyle bir konuk manasında bir kitap olarak tanıtmak için özellikle öğrencilerimizle buluşturmak amacıyla yaptığımız bir program. Buna rektörlük olarak büyük bir destek vermeye çalışıyoruz. Yazarımızı getirtiyoruz, burada ağırlıyoruz. Çünkü bunları öğrencilerimize buluşturarak şimdi bu kitap okumayı veya kitapla tanıştırmaya çalışıyoruz özellikle öğrencilerimize. Bu konuda da çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Esas yani düzenleme gayemiz bu. Bir yazar, bir kitap şeyini burada oluşturmak. Yazacağınızı, detaylarını çok iyi araştırmanız gerekiyor. Sonra şunu düşünmelisiniz. Ben bu konuyu nasıl sunmalıyım ki okuyucuların ilgisini çeksin? Herkes değişik bir tarz dener. Benim tarzım örnek olarak ben belge roman tarzı üzerine çalışıyorum. Yani yaşanmış olayları kurgulayarak yeniden insanlara anlatmaya çalışıyorum. Safranbolu romanında da bunu yaptım. Giriş cümlesinin özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü giriş cümlesine ne bakarız kitapçıya gittiğimizde? Giriş cümlesi bizim ilgimizi çekmezse bizim böyle şey bir huyumuz var maalesef. Aslında bu çok hoş bir şey değil. Çünkü bir romanı anlamak için en az 60 sayfa okumak lazım aslında. 60. sayfadan sonra o roman hakkında bir şeyler söyleme imkanı vardır. Ama yine buna bir kadının ilmek ilmek bir örgü örmesi gibi diyelim bu olayı. Ya da çok özenle bir çocuğun büyütülmesi gibi diyelim. Başlıyorsunuz. Bölümler arasındaki ilişkilendirme çok önemlidir. Her gün yazmayı denemeleri lazım. Özellikle beğendikleri yazarların nasıl yazdıklarını çok iyi incelemeliler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben Balzac'ı çok beğenirim. Onun nasıl yazdığını araştırdım. Diğer yazarları da araştırdım tabii. Ama yazma hali günlük yaşamdaki halin dışına çıkan bir haldir. Bir kere kitap yazma olayı bir bardağın taşma halidir. Yani bardak önce dolmalı. Yani bunun için çok farklı kitaplar okumak lazım ve kitabı okurken nasıl yazmış diye okumak lazım. Farklı yayın evlerinin farklı yazarlarını okumak lazım. Bu bir süreç. Öyle akşamdan sabaha ben yazayım hadi kalk yazıyorum olmaz. Bu zamanla olacak bir şeydir ama bunun için önce kabın dolması lazım. Kap dolacak, kendinizde bu niyette olacaksınız, bu işe başlayacaksınız. Ve bir idol yazarınız olacak. Diyeceksiniz ki ben şu yazar gibi yazmak istiyorum, benim idolüm bu. Bir idol, bir model, rol modeliniz olacak önünüzde. Az önce de söyledim, bu benim için Balzac'tır. En büyük arzum gelecekte Balzac'ın klasikleri gibi bir eser yazabilmektir. En büyük arzumdur. Bu yazma süreci çok meşakkatli, çok uzun, bir o kadar da çok zevkli bir süreçtir bir insan için. Yani bir kitabınızın olması, yazan insanlar için bunu şöyle tarif edebilirim. O kadar güzel bir duygudur ki bunu dünyada maddi hiçbir şeyle değişmezsiniz.